Kazım Çağan. Ben şu an kanser hastasıyım. Tedavi görüyorum. Çalışanım yok. İki tane öğrencim var. Biri üniversite okuyor, biri de üniversiteye hazırlık yapıyor. Geçim yok. Gelir yok. Gelir olmadıktan sonra geçim nasıl olacak? Doğalgaz kullanmadığım için doğalgaz imkanı yok. Ama elektrikte fuhaş bir zam geldi. Altından çıkamıyoruz. Odun fiyatları, kömür fiyatları fuhaş bir fiyat yüksek. Kömürün tonu olmuş 9 bin lira, 10 bin lira. Odun 3-4 bin lira. Allah yardım etsin. Ali Can Nayan. Yok, geçinemiyor. Ne sigortam var, inşaatlarda çalışıyoruz. 3 öğrencim var. Sabahtan beri Van'ın komple mağazalarını, okul eşyalarını sorup indirim için. Yani bir de bir TL nasıl alayım? Onun hesabını yapıyorum. Yani hayat zor. Ekonomik kriz had sahada çok. Yani şu geçen sene inşaat yumya, ameliyat yumyasını 200-250 alıyordum. Geçen seneye oran daha iyiydi. Bu sene 300'e çalışıyorum, 400'e çalışıyorum ama nasıl söyleyeyim, 300-400'le hiçbir şey alınamıyor. Şimdi ben köyden geliyorum, 100-200 kilometre bu öğrencimle gelmişim, kaydı var. 200 TL yol parası. Bu krizde nasıl çıkar? Bizi yönetenler bu krizi anlattı. Fakir fukara zaten her gün şeydir, krizdir. Bizi yönetenler bu krizi çözmek onların elindedir. Şimdi her şeyi dolara bağlamışız. Yürüyoruz dolar. Bizim dolarımız yok. TL dolara karşılaştığın zaman TL'nin hiçbir değeri yok. Her şey Türkiye'de dolar. Dolar, dolar. Dolar yürür, dolar yürür. Sabah dolar, akşam dolar. Bilmiyorum nasıl. Zor. Kara kara düşünüyoruz. Sabah artık hayatımız ekonomi şeyi. Nasıl söyleyeyim? Sabaha nasıl çıkacağız? Aynı her an öleceğiz gibi bir var ya, ekonomik krizi o hale getirmişiz. Yani hayat pahalılığından dolayı hayat zor, çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Yani hayat zenginlere. Mehmet Salih Aslan, bizzat kendi şahsım geçiniyorum. Yani kendi imkanlarım, yapmış olduğum ticari çalışmalarda geçimim zorlu değil. Fakat bu bireysel bir kişinin sorunu değildir. Hala insanlar ben konuşursam ne olur? Bir şey olamaz. Siz eğer bir yanı başınızdaki bir kardeşinizin geçiminin sıkıntısını göre göre kendi aldığınız bireysel menfaat sizi tatmin ve vicdan olarak rahat ediyorsa zaten insan değilsiniz. Ama topluma baktığınızda adam kirasını ödemiyor, adam evine ekmek götüremiyor. Gittiği kapılarda belki o kadar yiğit adamlar vardır, iş istiyor. Adam ben adamımı aldım diyor. Yani hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Ülke 20 yıldır bir krallık sistemine dönüşmüş. Burada kendi alt zeminde kendini destekleyen dinden, imandan, şereften, işte insan haklarından, özgürlüklerden bahseden, onları destekleyen bir kesim var. Bu kesim robot ihtiyacını karşılayan, ülkenin bütün menfaatlerini eline geçirmiş olan bir kesimdir. Bir alt tabakadaki alt tabakadaki kesim korku, endişe, bugün işte ekmek bulamadım, evden arada işte şunu isteyecekti olan bir düşünceye giren bir kesim. Şimdi bu ülkede esas gerçek bir demokrasi, gerçek halka hitap eden sosyal anlamda kaynakların üretildiği bir ülke gerekli. Baktığınızda bireysellik başını almış gidiyor. Bana ne? Yani Ali ölmüş, Veli ölmüş, bana ne diyen düşüncesi. Eğitimi yakaladılar. Ama ahlaksız bir toplum gelişti. Doktoru çıkarcı, kaymakamı menfaatçı çıkarcı, valisi hırsız, müteahhitlere peşkeş çekiliyor, kaymakamlar malı götürüyor. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maaşseverler vatansever olmuş. Yani maaşı ayın 30'unda gidecek ya, 10 milyar maaş alacak, 20 milyar maaş alacak. İşte yan firmalara adam yol ihalesi yapmış, 5 defa bir yol yapılıp yıkılıp tekrar yapılıyor. Bu ülke bu şekil yönetilmeyecek. Bu ülkenin gidişatı kötüdür. Bu ülke kayık üzerindedir. Bütçe bitmiş. Vergisel anlamda artık halk kendi devletine sahip çıkıyor. Bu da halkı zorluyor. O yüzden sağlıklı bir neslin, adaletli, şerefli bir neslin yetişmesi için adaletin tam oturması lazım. Çocukların polis olunca, doktor olunca, mühendis olunca gerçek bir ülkede yaşadıklarını hissetmeleri lazım. Biz maalesef şu an gladya var. Gladya sisteminde işte ağa babalar var. Dün cacık satıp bugün şirket kurmuş, paravan şirketlerle trilyonları götüren insanlar var. Bu gençlik hesap soracak. Kardeşim bu gerçektir. Susarak siz bir şey elde edemezsiniz. Ben ya biri. Ya bu ülke hepimizin ülkesidir.
Yani böyle birileri çıkıyor sanki yani cumhuriyeti o kurmuş, sanki bu ülkeyi o kurmuş gibisinden bireysel bir güç, ego, işte egoist bir yapı, bir zihniyet böbürlenmiş şekilde. Ya bu ülke herkesin ülkesidir. Bu ülkede adalet gereklidir, şarttır. Bunun için de güçlü bir güçlü değişim gerekiyor, değişim. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Ben A partisiyim o diyor. Ben ya bir bakın bu ülkede ya bu ülke kimin eline düşmüş ya? Adamlar götürüyor. Milyarları götürüyorlar. Milyar dolarları götürüyorlar. Yakılan ormanları görün. Hepsi peşkeş çekiliyor. Bunu kimse görmek istemiyor. Ve görmedikleri müddetçe de bu ülke bir düzeye çıkmaz. Kimsiniz siz ya? Siz bu memleketin bütün malını, mülkünü, gayrimenkullarını, kamu malını hepsini satışa çıkarmışsınız. Hepsini satmışsınız. Ama bu ülkeyi de size yedirtmezler. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Yedirtmeyeceğiz. Evlatlarımız, çocuklarımız sizin o paravan şirketler kurarak milyon dolara sahibi olmuş da Van'da olsun, Başkale'de olsun, Ege'de olsun, Doğu'da olsun her tarafta bunlara hesap sorulacaktır yani. Bunun başka yolu yoktur. Var Ahmet Beyaz Ağaç. Vallahi geçinemiyoruz. Artık biz de millete bakıyoruz, kendimize bakıyoruz. Yapacak bir şey yok, bir fabrika yok. Yani çalışabilecek, imkan sağlayabilecek bir ortam yoktur. Herkes perişan. Yalanla, dolanla, TV'lerde söylenen sözlere sakın inanmayın, inanmıyorum da. Ülke geçen batağın içindedir. Eğitim düzeyi sıfır. Eğitim, ya, çocuklar şimdi 4 kere 3'ü söyle bilemezler. Ülke perişan. Onun için yani böyle dimdik duracak, ülkenin arkasında dev gibi duracak insan lazım. Yani isterse Ermeni olsun, kim olursa olsun, A parti, B parti, hangi parti olursa olsun. Yöneten başlar bizi bu duruma düşürdü. Allah onların belasını versin, başka da bir şey demiyorum. Fransız Sayın, hayır, inan ki hayır, gerçekten eşim hasta olduğu için çok zor çocuklarıma bakabiliyorum. Hiç durumum iyi değil yani, değil ben. Hiç kimse geçinemiyor. Herkes şu an çok kötü bir durumda. Hiç kimse geçinemiyor. Vallahi onu tabii ki de Tayyip Erdoğan kim olabilir ki? O böyle devam ederse hepimiz yakında açlıktan öleceğiz. Adım Musa, soyadım Salan. En büyük sorunlardan biri geçinebiliyor muyuz? Şemsiye açıldı. Atasözü vardı ya, şemsiye bizde açıldı artık. Şemsiyeyi biz yavaş yavaş boğazımızdan çıkartıyoruz yukarı doğru. Eskiden aslan ne diyorlardı? Para aslanın ağzındaydı, şimdi aslanın ağzında geçti. Yani geçinme denilen kavramı biz açtık artık. Geçinemiyoruz, geçinme denilen kavram yok. Kısacası şemsiye açıldı. Kim biliyor musunuz? Biziz. Ne diyor? Eşeğin olayı var ya, padişahla eşeğin olayı. Biz eşekler olduğumuz sürece padişah yukarıda kalacak. O padişahı düşürmemizin tek sebebi, yukarıda bırakmamızın tek sebebi biz eşekleriz. Açık söylüyorum. Biz onu düşürmeyene kadar bu şekil devam edecek. Ben Erolcan, esnafım burada. 20 yıldır burada esnafım. Dünya kadar İranlı gelip bura tatile geliyor. 20 yıldır esnafım, daha Edremit'e gidemiyorum. Bildiğimiz Edremit'e gidemiyorum. Gelirimiz hiçbir şekil gideri karşılamıyor. 2 sene önce 7-8 arkadaş çalışırken şimdi 2 kişi çalıştırabiliyoruz. Onların da yevmiyesini düzgün veremiyoruz. Haliyle üzülüyoruz, rahatsızlık hissediyoruz. Yani ekonomi bitmiş. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten kötü bir süreç. Derhal bu rejimin değişmesi lazım, bu kafanın değişmesi lazım. Güzel bir hayat istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz yani. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Onlar özel uçaklardan gezerken biz yarın ne yapacağız derdindeyiz. Ben her tarafa hacizliyim. Bütün bankalara. Başımızdakiler. Görmediniz mi mafya babaları parayı alıp kaçtılar. O götürdükleri 5000 kaç bin dolardı ya, kaç milyon dolardı. Aralarında paylaşamadılar adamlar. Çıktı ortaya her şeyler. Olan da bize oldu. Özel uçaklar, Fransız model elbiseler, büyük sofralar. Festi Höden, ben bir inşaat işçisiyim. Çok iyi hatırlıyorum 2007-2008 yıllarında bir günlük çalışmam, bir günlük ömyemle büyük bir yağ aldım. 5 kiloluk salça aldım, 1 kiloluk çay aldım. Şu an bir ay çalışıyorum ancak bunları alabiliyorum. Yani hiç boş kalmamam lazım. Hani bir inşaatçı olarak hiç boş kalmamam lazım. Ama eskiden bir ay da çalışsaydım, ikinci ay çalışmasaydım da umurumda değildi. Çünkü geçinebiliyordum. Ha yani eti unuttuk.
Gerçekten de eti unuttuk. Artık Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na getiren olursa. Ama eskisi gibi geçim yok. Ya tabii ki yani bence krizin baştakiler. Yani çözüm bulamıyorlar. Baştakilerin bir değişmesi lazım. Sistemin bir değişmesi lazım. Yani yeter artık. Kendimi bildim bileli askerlikten şu ana kadar hep baştakiler aynı. Büyük bir çeteleşme oldu. Emrah Kaya. Vallahi eskide geçinebiliyorduk ama şimdi zor zor geçinebiliyoruz. Zaten 100 lira alıyoruz, 100 lira da günübirlik yaşıyoruz. Müşteriye bağlı. Tabii ki müşterin olursa kazanabilirsin. Müşteri olmadı mı valla o gün evine aç gidiyorsun. 3 tane çocuğum var. Hanım ben 5 nüfus. 5 nüfusa da 100 lirayla bakılmaz ki ablacığım. Yani geçen sene bu zamana göre geçen sene daha iyiydi. Bu sene hakikaten de yani çok büyük bir kriz var yani zor geçinebiliyoruz. Asya alışverişi daha yapamadık. Nasıl yapacağız ablası? Ayakkabı boyatıyoruz. Olmadı mı nasıl? Nereden getireceğiz? Valla maddi durumum kötü. Olduğu zaman her baba gibi ben de isterim ki çoluk çocuğumu alayım ama olmadığı zaman zor. Bu gidişle biraz zor çıkacağız ama bilmiyorum daha yani gittikçe batıyoruz.